Sayın hocalarım, kıymetli arkadaşlar, değerli hazirun. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kıraat ve hafızlık topluluğumuzun tertip etmiş olduğu Sözün En Güzeli adlı programımıza teşrif ettiğiniz için sizlere ve dahi en evvel bizi kırmayıp buralara kadar davetimize icabet eden Sayın Davut Kaya hocamıza şükranlarımızı sunar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sayın Davut Kaya hocamız hakkında kısa bir özgeçmiş sunmak istiyorum. Davut Kaya, 1960 yılında Erzurum, İspir'in Yeşilyurt köyünde doğmuştur. Doğduğu köyde ilkokul eğitimini tamamladıktan sonra babası Osman Kaya'dan ders alarak hıfzını tamamlamıştır. Daha sonradan Arapça dersler, farklı hocalardan tecvid ve tasrih-i huruf dersleri almıştır. Erzurum İmam Hatip Lisesi'nden 1982 yılında mezun olan Davut Kaya, ilk görevine Kur'an kursu öğreticisi olarak başlamıştır. 1984 yılında Medine'de düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i okuma yarışmasına katılan Kaya, yarışmada dünya ikinciliğini almıştır. Erzurum Üniversite Camii İmam Hatipliğini yürüten Kaya, 1997 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra sırasıyla Diyanet Eğitim Merkezi Kur'an-ı Kerim öğretmeni olarak görev almıştır. Sırasıyla Ankara Kocatepe Camii İmam Hatipliği, Müftülük, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur'an-ı Kerim Okutmanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı Musaflar İnceleme Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Şu anda ise Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı olarak görevine devam etmektedir. Davut Kaya evli ve 3 çocuk babasıdır. Şimdi de Sayın Hocamız Davut Kaya'yı Kur'an-ı Kerim tilaveti yapması için kürsüye arz ediyorum. المثاني والقرآن
La temuddenne aynayke ila ma metta'na bihi ezvacem minhum ve la tahzen aleyhim. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألن فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من ساجدين واعبد ربك حتى يأتيك بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا
Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Kıymetli misafirlerimiz, kıymetli hocalarımız, çok değerli öğrencilerimiz, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bugün hocamla böyle biraz soru cevap şeklinde bir şey yapacağız. Onun için bana da böyle bir görev tevdi edildi. Bu vesileyle böyle ben de buraya çıktım. Kıymetli misafirler, ben programın gidişatını, içeriğini şöyle kısaca hocam hazırlanır ve dinlenirken ifade edeyim. Birinci bölümde bir takım sorular açıkçası biz Kur'an hocaları olarak da hazırladık, hocama soracağız. Bir kısmı biraz teknik ama diğer kısımları özellikle kıymetli hocamızın ağzından duymak ve sizlere duyurmak istediğimiz mahiyette sorular. Onun için onları kendisine arz edeceğim, onları açıklayacağım. İkinci kısımda da bizzat sizlere isterseniz yazıp gönderebilirsiniz, isterseniz el kaldırıp, hocam mümkün müdür? Tabii. El kaldırıp, peki, el kaldırıp bizzat soracağınız sorularımızla da programımızı inşallah tamamlamış olacağız. Kıymetli hocam, ben şöyle başlamak istiyorum. Özgeçmişinizde de özellikle ifade edildi. Gerek Diyanet İşleri Başkanlığımızda uzunca yıllardır tecrübeniz, gerek İlahiyat Fakültemizde Sakarya'da da görev yapmışsınız. Kur'an'a adanmış, hakikaten güzel bir ömür. Allah bereketli kılsın. Cümlemizi, biz de hocamın mesleğini, sizler de adaysınız, yapıyoruz. Hakikaten hem görsel hem yazı ile kitaplarınız, bu konudaki çalışmalarınız var, biliyoruz. Şimdi bütün bu tecrübeler çerçevesinde hocam ben şöyle başlamak istiyorum. Şimdi bu okulda programımızda hazırlık dahil bütün yıllarda Kur'an dersi var. Birinci dönem, ikinci dönem hepsinde var. Bu Kur'an dersinin bizim için değeri, önemi özellikle de mesleki hayatımıza katkısıyla başlamak istiyorum hocam. Buyurun. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Evet. Hocam önce zaten sizlere ve diğer hocalarıma Mahmut Bey aramızda benim önemli şehrim hem İmam Hatip'ten arkadaşım Mahmut Bey kardeşime ve tüm öğrencilerimize muhabbetlerimi, saygılarımı iletiyorum. Allah toplantımızı da hayırlara vesile kılsın temennisiyle başlamak istiyorum. Şimdi
Şimdi değerli arkadaşlar, Kur'an dini denince tabii çok şey söylemek gerekiyor. Aslında her şeyi ifade eden bir terim. Hatta Kur'an-ı Kerim teriminin yerine ne koyarsanız koyun, doldurulamayacak kadar da çok özet bir cümle. Kur'an-ı Kerim tabiri. Belki lafzında böyle bu kelimenin kullanımından başlamak lazım. Yani günümüzde hangi isimle anılırsa anılsın, neler söylenirse söylensin, Kur'an-ı Kerim doluluğunu ifade eden hiçbir cümle yok. Kur'an-ı Kerim. Özel isim. Kur'an-ı Kerim'in okullarımızda, hatta okullarımızdan daha geniş bir şumule çıkarmak düşünelim. Bütün insanlıkta yerine, konumuna belki oradan bakmak lazım öncelikle. Değerli arkadaşlar, takdir edersiniz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile tamamlanan peygamberler silsilesi kitap olarak da, vahiy olarak da Kur'an ile nihayet bulmuş. Dolayısıyla var olanın, mevcudun ve gelecekte olan herkesin kılavuzu, rehberi, yönlendiricisi ilahi bir kelam. Tariflerinden de çok iyi hatırlayacağınız üzere El-Kelamul Mu'cizul Munzel Alennebi sallallahu aleyhi ve sellem El-Mektubu fil Masahif El-Menkulu bit Tevatur El-Mutaabbedu bit Tilaveti. Kur'an-ı Kerim'i tarif eden ulema böyle çok güzel bir izah getirmiş. Dinleyicileri ve insanları bir benzerini getirmekten aciz bırakan, benzeri olmayan, lafız olarak, içerik olarak benzeri olmayan, sayfelerde yazılmış, tevatürle nakledilmiş ve okunmasıyla da ibadet edilen ilahi bir kelam ve bizim konuşmamızın da adeta özü niteliğinde olan sözün en güzeli. Ahsenül hadis. Sözlerin en güzeli Allah kelamı. Kur'an için ifade edilen belki en açıklayıcı. Kur'an bizim hayat rehberimiz. Sadece okunması için değil, hem okunması, hem anlaşılması, hem yaşanması için, uyulması için gelen bir kitap. Hatta hocam eğer mahsur yoksa ben süreçte de kısaca bahsedeyim. İmam Bey bana hocam bir konu seçelim, konu başlığı ne olsun derken zihnimde geçen birkaç isim vardı. Mesela benim yıllardır düşündüğüm o Kur'an'la yaşa. O Kur'an'la yaşa. Bunu böyle parça parça ayırıyoruz. Oku, Kur'an, anla, yaşa. O Kur'an'la yaşanın parçaları bize her şeyi ifade ediyor. Oku, Kur'an, anla, yaşa. Parçaları birleştirip böyle. Affedersiniz, yani burada sizin şu anda anlattığınız gibi algılansaydı yazmak istedik ama işte tabii, sözü evet. Sözü sahibinden dinlemek böyle bir şey. Estağfurullah. Evet. Aynen öyle. Şimdi orada neden koymadığımızın da, yani böyle bir şey düşünmeme rağmen sadece yazı olarak kalmasında da neden mahsuru gördüğümüzün de belki izahına geçmeyeceğim ama
Bu her şeyi ifade ediyor, sözün en güzeli. Şimdi o cümlede oku, Kur'an, anla, yaşa hiçbir şeyin ihmal edilmeyeceğini bize ifade ediyor. Okuyacaksın Kur'an'ı, anlayacaksın ve yaşayacaksın. Hatta bu konuda değerli arkadaşlar, Kur'an'la alakalı şöyle bir notu da sizlerle paylaşmakta çok fayda mülahaz ediyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerden bir iki yerde var. Hatta birkaç yerde var. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ اَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ. Onlar ya kendilerine kitap verdiklerimiz ki يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ. Kur'an'ın tilavetin hakkını vererek usulünce okurlar demektir. Usulüne uygun olarak Kur'an'ı tanırlar, okurlar, değerlendirirler. Bu hakka tilaveti tefsirlerde çok güzel izah edilir. Ama ben bunlardan bir tanesini sizinle paylaşayım. Hakka tilaveti cümlesinde şöyle bir özellik var. Hakkıyla tilavet bir, dil ile olur. Tilavet. Dil ile olur. Nasıl olur dil ile? Tane tane anlaşılır şekilde lafız düzgünlüğü ile okunur. Şimdi dil ile hakkı verilir diye bir ifade o demektir. Dil ile Kur'an hakkı verilir. İki, akıl ile okunur. İkincisi o. Akıl ile okunur. O nedir? Tercüme eder, manayı anlar ve yorumlar. Dil okudu, akıl tefekkür etti, sonra kalp ile de tilavetin hakkı verilir. Kalp ise ondan öğüt alır. Dolayısıyla dil ile okuma, akıl ile okuma, anlama, tefekkür etme, sadece tefekkür etme değil, oradan üçüncü aşamada da öğüt alma olarak biz Kur'an-ı Kerim'in hakkının verileceğini bu ayet-i kerimenin açıklamasında görüyoruz. O zaman biz Kur'an nedir? Fakültede nedir? Kur'an kursunda nedir? İmam Hatip'te nedir? Müftü için nedir? Vaiz için nedir? Havas için nedir? Avam için nedir? Sorusunun tümünü burada görüyoruz. Ve bunu da ifade eden yine Sad suresinde geçen bir ayeti okuyayım. Estağfirullah. كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَتَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Hafızlarımız ya da bu konuyu bu şekilde kitapların araştıran var, tefsirini, Kur'an'dan delilini bulmak isteyenler çok iyi bilirler. كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ. Biz onu ey peygamber sana mübarek, bereketli, üstün, güzel, anlaşılır, insanlara yön verir bir kitap olarak indirdik. Ama لِيَتَّبَّرُوا آيَاتِهِ, insanlar o ayetleri incelesin, araştırsın. وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُ الْاَلْبَارِ, akıl sahibi olanlar da onlardan ders alsın, öğüt alsınlar, yaşasınlar. İşte önceki ayetle adeta aynı manayı buluşturan bu ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'in hem okunmasının hem öğrenilmesinin, anlaşılmasının hem de yaşanmasını ifade eder. Yani Kur'an sadece lafız için gelmediğini, kıraat için, tilavet için, bu anlamda salt, lisan ile tilavet için gelmediğini pek çok ayeti kerimede görüyoruz. Kur'an baştan sona
adeta bunlarla insanı uyarmakta, yönlendirmekte Kur'an yaşanmak üzere gelen bir kitap. İşte malum Akif'in o meşhur inmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne nazarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Hakikaten bu mana iyi anlaşılırsa, iyi anlaşılırsa Kur'an'ın geliş amacı çok iyi idrak edilir, çok iyi hazmedilir, özümsenirse o zaman Kur'an'la insan arasındaki münasebet çok daha iyi kurulacaktır. Değil mi? Fakültelerdeki noktaya hocam müsaadenizle bir de oraya temas edeyim. Şimdi değerli arkadaşlar, İlahiyat fakültelerindeki sadece öğrenciyi demiyorum, hocayı da içine alacak şekilde. İlahiyatlar için, İmam Hatipliler için, Kur'an kurslular için ve tüm Müslümanlar için Kur'an'ın önemi nedir? Herkes buna uyacak ama Kur'an'ı okumada, anlamada, anlatmakta, yaşamada örnek olacak olan işte ilahiyatlılardır. Önce bilecek olan ilahiyatlılardır, İmam Hatiplilerdir, cami görevlileridir. Onlar bilecek ki anlatsınlar. Bu noktada da Kur'an bizim temel kitabımız, temel rehberimizdir. Her şeyimizi onunla yönlendirmek durumundayız. Bu manada değerli arkadaşlar, belki sonra yeri gelmez, yeri gelmişken ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim'in sadece meali değil, metninin de anlatımda çok büyük etkisinin olduğunu burada dile getirmek isterim. Yani siz şöyle bir sohbette gelin, metin okumadan 10 ayrı ayeti kerimeyi okuyun, mealini, bakınız 10 ayrı ayeti kerimenin mealini okuyun, aynı çerçevede bir tane ayetin de metniyle birlikte mealini verin, ben eminim ve toplumdaki etkisi odur ki metniyle okunan bir ayetin etkisi mealinden çok daha farklıdır. Neden? İşte Kur'an'da şöyle geçer. Ey insanlar, şöyle az önce okuduğum gibi, eğer o kitabun enzelnâhu ileyke mudârakun liyettebbâhu âyâtihi ve liyetezekkere ulul elbâ. O metni okumadan onu sadece mealini vermiş olsaydım herhalde bu kadar etkili olmayacaktı. Ama ayeti okuyorsunuz, mührü basıyorsunuz, Allah'ın attığı imzayı orada topluma gösteriyorsunuz. Allah böyle diyor kardeşim. Onun için şimdiden aklınızda olsun, hayatta bugün de dahil irşat hizmetini, sohbetlerinizi, bulunduğunuz yerlerde insanlara etkili bir sunumda mutlaka metin kullanalım arkadaşlar. Metin. Ayet ve hadis metni. Evet. Onun etkisi çok da büyük olacak. Hocam bir katkıda buraya bulunabilir miyim? Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Sağ olun. Yani önceki yıllarda demek istiyorum çünkü tarihi tam hatırlamıyorum. Başkanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptırmış olduğu bir araştırmada halkımız hangi vaaz usulünü seviyor diye birinci sırada şu çıkmıştı hocam. Kur'an'ın okunup mealinin ufak tefek tefsirle, izahla halka sunumu şeklindekini tercih etmişti. Orada da işte ifade ettiğiniz gibi hocam okunması. Hocam hemen şuraya girmek istiyorum. Bunu aradan söyledim. Şimdi bizler arkadaşlarımız yarın inşallah bu sene mezun olacak. 1'de, 2'de, 3'te, 4'te öğrencilerimiz var. Ya Milli Eğitim Bakanlığı'na ya Diyanet İşleri Başkanlığı'na hizmete gidecekler. Her biri hangi alana giderse gitsin en birinci dersi Kur'an-ı Kerim dersi. Hakikaten bu bir açık ortada. Hocam şimdi burada hepimiz bu Kur'an'ın öğreticisi de olacağımız için bize bu sohbetin, dersin, konferansın bu kısmında kıraatle ilgili yani teknik bir takım şeyler söylemenizi istiyoruz. Ben bir iki şeyi açmak için söyleyeyim. Mesela kalın okunacak harfler belli hocam ama
Biz mesela hocalarım buradalar. Hepimizin en büyük çektiği, arkadaşlar da şimdi gülümseyecekler. Biz onlara çok bu konuda yükleniyoruz. Yani işte kalın harfler şunlar diyoruz ama mim, nun, lam, fe gibi harfler mevzu olunca ma, na, la, fa, ba gibi, değil mi? Hani bunlardan çok çekiyoruz. Geliyoruz elem tarada termihime, onu da termihim okuyorlarmış. Evet. Yani bunun gibi teknik bir takım şeyleri sizden duyuyorum. Memnuniyetle. Şimdi kıymetli arkadaşlar, değerli hocalarım, saygıdeğer öğrenciler, Kur'an-ı Kerim hiç kimsenin bence böyle okunur diyeceği kadar ya da ben de böyle okuyorum diyeceği kadar şahsiliğe, ferdiliğe indirgenecek bir kitap değil. Bir cümle bu olsun. Bunu açmaya çalışayım. Şahsiliğe ve ferdiliğe indirgenecek kadar bir kitap değil. Ya Allah-u Teala bunun usulünü koymuş, Efendimiz bunun esasını belirlemiştir. Estaizu billah ve rattilil Kur'ane tertila. Değil mi? Müzzemmil suresinde. Ve rattilil Kur'ane tertila. Buyurmak suretiyle Kur'an-ı Kerim'in tertil ile okunması emredilmiş. Şimdi buna da tertil derken hemen zihinlerimizde çok acele okumayın arkadaşlar. Yavaş yavaş. Ben izninizle şöyle oltaya düşmüş balık gibi kendimi hissetmek istemiyorum. Şöyle biraz açılacağım. Şimdi Verattil'in Kur'an-ı Tertila'yı duyunca biz ağır ağır okuyacağız. Yavaş okuyacağız. Yani tertil budur demeyelim. Tertili Hazreti Ali Kerimallahu Veçeh diyor ki التَّرْتِيل تَجْبِيلُ الْحُرُوفُ وَمَعْرِفَةُ الْحُقُوفُ Anladınız. Benim tercih etmeme gerek yok. تَجْبِيلُ الْحُرُوفُ وَمَعْرِفَةُ الْحُقُوفُ Harfleri güzel kılmak, hoş eylemek, onlara layık oldukları sesleri vermek, vakıf, iptida gibi okumadaki durma, başlama kurallarına da uymaktır. Tertil bu ise o zaman bundan çıkan anlam ne olacak? Şimdi bundan çıkan anlam ne o zaman? Tertil ile bağı nedir bunun? Tertilin açıklamasında harflerin güzelleştirilmesi, layık oldukları seslerin verilmesi var. Ve ikinci sırada da vakıf ve iptida özellikle zikrediliyorsa buradan bir sonuca gidiyoruz. Bir kelimenin hangi anlamı ifade ettiğini biz kelimeyi oluşturan harflerin yerinde kullanılmasıyla elde edebiliriz, değil mi? Harfin kendi sesinin kullanılmasıyla. Mesela bu konuda benim verdiğim birkaç örnek var. Hemen ifade edeyim. Bir harf başka bir harfin sesiyle okunamaz. Neden? Her harf eşittir bir ses demektir. Bunu hiç unutmayalım. Her harf eşittir bir ses. Bu şu demektir. Hiçbir harfin iki tane sesi olmaz. Hiçbir harfin iki tane sesi olmaz. Tersini alalım. Hiçbir zamanda iki harf için aynı ses verilmez. Hepsinin bağlıcı farklı, sıfatı farklı. Değil mi? Bir ses için, bir harf için iki ses çeşidi yok. İki harf için de aynı ses verilemez. Mesela bir sin için hem sin için se hem sad için se denmez. Mesela harfin yerinde kullanılmasının manaya etkisine baktığımız zaman o garantilil Kur'an-ı tertila harf yerinden güzel, düzgün, layıkıyla çıkmalıdır dediği zaman mesela bir ne dâna kelimesi nun zel ra kodlamasıyla ifade edeyim. Ne dâna adakta bulunuyor. Nezretti anlamında değil mi? Ne dâna. Ama orada nun va ra
bu. Artık hangi za demekten bile ben çekiniyorum. Çünkü va bir tane. Rahmetli zıdır bu bahsettiğim va. Allah rahmet eylesin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar iki kardeşi. Birisi tı, birisi de zı. İkisi de sizlere ömür. Yok artık. Ta, va. Şimdi nezara'nın anlamı ile nevara'nın anlamı çok farklı. Birisi nezretmek, adamak, öbürü bakmak demek. Şimdi eğer biz zel ile kullanırsak elde edeceğimiz mana olur. Va ile kullanırsak kelimeyi elde edeceğimiz mana bir başkasıdır. İşte bu şekilde harfin yerinde kullanılmasıyla biz kelimelerde kastedilen manaya ulaşabiliyoruz. Bu mananın da bütünlüğü açısından temsili okumanın da konusudur. İnşallah vaktimiz olursa temsili okuma konusuna da biraz temas etmeye çalışacağım ilerleyen zaman diliminde. Temsili okumanın da konusudur. O da şudur. Okuduğumuz kelimelerde kastedilen mana bütünlüğünü yakalamaktır. Okumada buna riayet ederiz. Mana bütünlüğünü yakalamak. Yani manayı bozan kelimeleri birbirinden ayırarak değil, manayı tamamlayacak şekilde kelimeleri bir araya toplamaktır. Bu anlamda وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ ayetiyle okumamız belirlenmiş. Efendimizin de okumasının bizim için delil, örnek olduğu bugüne kadar da ne şekilde okumuşsa bizlere intikali, okumanın hatlarını istikametine ni belirlemiştir. El-kıraatu sünnetun müttebaatun. Kıraat kendisine tabi olunan bir sünnettir. Dolayısıyla keyfiyeti kabul etmez. Bugün duyduğumuz okuyuşlara baktığımız zaman değerli arkadaşlar, bugün okunanlara baktığımız zaman, okuyucuların okuyuşlarına baktığımız zaman biz belki şahıslarla temessül eden, örnek alınan, düzgün okuyuşlara rastladığımız gibi hatalı okuyuşlara da rastlayabiliyoruz. Halbuki arz ettiğim gibi okumadaki usul, Kur'an'ın belirlediği, Efendimiz'in okuduğu usuldür. Dolayısıyla bunun dışındaki bir okuma şekli asla caiz olmaz. Bununla ilgili olarak da ben yine bir iki madde paylaşacağım sizlerle. Sıhhatli bir Kur'an kıraatinde 3 esas vardır. Bakın burada 3 esas var. Birincisi, harflerin ne olduğu anlaşılmalıdır. Harflerden çıkan ses hangi şekle ait olduğu anlaşılmalıdır. Biraz önce söylediğim konu gibi. İki, harflerin bir masa esastır. Tecvid kuralı uygulanacak. Ama bu tecvid kuralı uygulanırken ölçülerine tabi olmak esastır. Yani bir harfi uzatma harfi olarak gördüğümüz zaman onun uzatma özelliğini tatbik ettiğimiz kadar ne kadar uzatacağını ya da bir tutma yerine geldiğimiz zaman da tutacağız ama ne kadar tutulacağını da bilmek durumundayız. İkincisi budur. Demek ki harflerden çıkacak. İki, tecvid uygulanacak. Tecvidin kurallarına, ölçülerine uyulacak. Üçüncüsü de şudur değerli arkadaşlar. Muadelat ve muvazenet. Muadelat ve muvazenet. Nedir muadelat, muvazenet? Eşitliğin korunması, dengenin oluşması. Örnek vereyim ben. Mesela hepimizin bildiği yer Amine Resulü değil mi? 286. ayeti kerimesi Bakara suresinde. Okuyoruz. La yukellifullahu nefsen illa nus'aha devam ediyor. Rabbena ve la tuhammilna ma la
istedikler uzatılır. Burada muadilat var, eşitlik var. Ama buraya gelip de ben makamla okuyacağım diye Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Şimdi bu keyfi bir okuyuştur arkadaşlar. İşte bu bana göre. Ben böyle okuyorum demek istiyorum. Halbuki Kur'an-ı Kerim okumada bana göre bir okuma yoktu. Bana göre bir okuma olmayacaktı. Kur'an-ı Kerim insanların seslerini, makamlarını, nefeslerini gösterme yeri değil, sesin, nefesin, makamın sahih okumada kullanılacağı yerdir. Bak, ondan istifade edilir. Hedef nedir? Kur'an okumaktır. Hedef ses değildir. Makam değildir. Şimdi delil mi? Eğer hedef sesin, makamın, uzun nefesin gösterilmesi olsaydı, o zaman sesi güzel olan olmayanlar, makam yapamayanlar ya da nefesi kısa olanlar Kur'an okumaktan muaf tutulması lazımdı. Halbuki ümmetin hepsi için ibadet etmek farz ve Kur'an okumak da gereklidir. Bu itibarla biz demek ki muadenat ve muvazenet dediğimiz dengeyi de koruyoruz. Bir, medlerde koruyoruz. İki, tutmalarda koruyoruz. Üç, aynı okuma usulünde metin seyrinde de koruyoruz. Metni seyrinde. Başlıyoruz mesela. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Buraya kadar iyi. Hiç bozma yok ama. Leha ma kesebet. Gördünüz farkı değil mi? İlla vus'aha. Ne olacaktı? Leha ma leha. Her birerinin harekenin ölçüsü harekeye göre olacak. Metnin ölçüsü metne göre olacak. Cezmin ölçüsü cezme göre olacaktı. Muvazenet, denge. Ama buraya gelince illa vus'aha leha ma kesebet ve aleyha mek tesebet. Bu arabada çalıştığı zaman bazen normal giderken herhalde karbüratörlere gelen kirden dolayı araba tekleme yapar. Bazen durur, bazen hızlanır. Bizim okumumuzda öyle bir şey yok. Leha ma kesebet ve aleyha mek tesebet. Zaten değerli arkadaşlar, bakınız, Kur'an-ı Kerim kendisi güzel. Güzel sesle güzelleşmeye ihtiyaç yok. İnan böyle, biliyorsunuz zaten. Kur'an kendisi usulüne uygun okunmazsa, Kur'an'ı güzel okuduğunu ispat için hangi numara yapılırsa yapılsın, hangi gayret gösterilirse gösterilsin, tecvidin güzelliğine ulaşmak mümkün değil. Çünkü aslını tahrip ettikten sonra üzerinde bir şey inşa edilemez. Hiç makam yapmayalım. Hiç sesimiz güzel olmasın. İcramız güzelse maksat da hasıl olur. Makbuliyeti de kaçınılmaz. Yani en azından kul tarafından icra edilmiş olur. Onun için biz harflerin net çıkarılmasına tecvid kuralı ve ölçüsüne riayet ediyoruz. Muadelat ve muvazenet dediğimiz eşitliğe ve dengeye de sadık kalıyoruz, itibar ediyoruz. Şimdi
İmran hocam, hocam çok güzel şeyler söyledi bana. Lafızla dikkat edilmesi gereken şeylere de biraz temas edeyim mi? Hocam ben açıkçası işte burada sorularım var. Bunları da yani arkadaşların derdine merhem olacak soruları da sona saklamışım. Onları da sormak istiyorum. O zaman çok kısa. Ben biraz hızlı geçeyim. Peki, şimdi değerli arkadaşlar, belki bugün Türkiye'de, ülkemizde, hatta uluslararası platformlarda çok sayıda okuyucudan Kur'an dinliyoruz. Kimimiz galeyana geliyor, Allah Allah diyoruz. Kimimiz gözyaşı döküyoruz, kimimiz amma okudu ya. Ben bir hatıra anlatayım, yani bu ders kadar etkilidir. Nisan ayında Ankara'da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'deki ünlü okuyucular, radyoda okuttuğumuz, televizyonda okuttuğumuz, başkanların böyle yüzüyle gözleri, arkadaşları, Selahattin camilerinde olanlar filan hepsi toplandı. Bizim Diyanet Radyo'da filan okuyanlar hepsi de dahil. 2-3 günlük bir çalışmamız var. Amacımız da şu, okuyucularla şöyle bir hasbihal edelim. Ufak tefek böyle temiz beyaz duvarda lekeler varsa onları silmeye çalışalım diye. Şimdi bir komisyonda ben, Ramazan Pakdil hocam, bir de başka bir arkadaş var. Şimdi arkadaşları aldık, güzel okuyorlar hakikaten. Yani dedim ki siz bizim yüz akımızsınız ama en küçük bir leke olmasın diye bir şey de söyledik. Ardından okutmaya başladık. İşte okuyanlara diyoruz ki metler biraz uzun oluyor, onları biraz daha törpüle. Tutmaları minder koyup İstirahat edip uykunu aldıktan sonra devam edeceğin kadar tutma yerlerinde yatma. Yani usulünde otur, ondan sonra geç. Yani orada yatma, uyuma. Ne söylediysek bir arkadaşımızı aldık. Şimdi o da çok iyi hatırlıyor. Hucurat Suresi'nin son sayfasından. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيْهِ اِسْلَامُ Çok güzel, akıcı bir üslupla okudu, okudu, okudu ama üslup güzel, eda güzel ama ölçüleri mahvetti, perişanetti böyle. En son biri dedi, وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ diye bir çekti millet, Allah dedi, böyle bir feryat ettiler. Aklı galeyene geldi. Sana Allah'ı lazım dedi, bitirdi. Değerlendirme yapacağız dedi. Dedim ki arkadaşlar, arkadaşımız çok güzel okudu. Maşallah, çok güzel. Ama siz dedi bu arkadaşımıza herhalde ya hocam bu kadar güzel okuyan bu kadar hata yapar mı diye hepiniz birden hayretinizi belirttiniz. Aslında öyle değil. Galeyana geldiler. Şimdi biz bazen acınacak yerde gülüyoruz. Bu duruma düşüşümüzün de sebebi belki yerinde değerlendirmemektir değerli arkadaşlar. Ve son dönemlerde de bakın, gerek Kur'an ziyafetlerinde, gerekse toplum önünde vatandaşın itibar ettiği şeylere bakıyoruz. Belki Kur'an usulünde dinleme alışkanlığından biraz uzak kaldığımız için ya da vatandaş bunu bilmediği için sesle makama itibar ediyor. Ses kullanılsın, makam kullanılsın. Aslında buna karşı değiliz. Yanlış anlaşılmasın. Bunlar olmalı. Efendimizin de tavsiyesidir, teşvikidir. Güzel sesle okumak insanları etkiler. Ama ses ve makam öne, Kur'an arkaya bırakılmamalı. Kur'an önünde olacak, ses ve makam Kur'an'ın emrinde olacak. Şimdi bu açıklamadan sonra da yine ben hemen harflerin kalınlığı, inceliği gibi hocamın söylediği konulara şöyle bir temas etmek isterim değerli arkadaşlar. Harflerin kalın olanları şüphesiz 7 tane. Hussa, dav, dayın, dayıl olduğunu biliyoruz. Lam ile ra harfi istifale sıfatı olan harfler olması itibariyle biraz önce hocalarımızla istişareler ya bir ön görüşlerde de orada kendilerine paylaşmıştık onlarla aynı kanaatteler ama bir deliller de bahsettim ben. فَعْلَمْ اَنَّ الْحُرُوفَ الْمُسْتَفِلَةَ كُلَّهَا مُرَقَّقَةٌ لَا يَجُوزُ تَفْقِيمُ شَيْءٍ مِنْهَا diyor ki bil
ki istifale sıfatı olan harfler hepsi ince okunan harflerdir. La yecuzu tefkimu şey'in minha. Onların bir tanesi kavga okunması caiz değil. Peki neler var orada? Söylüyorum istifale sıfatı olan harfleri. Biliyorsunuz ama sayalım sembolleşmiş kelimelerde. Üçü ne çıktı orada? Ram. Hadise ha ilmike ayn. Devam ediyor metin. O sembol kelimeler. Yani hussa, dar, dıy, dıy harflerinin dışındaki bütün harfler istifale sıfatı olan harflerdir. Burada görüyoruz ki bunlar ince okunması gereken harflerdir. Sadece istisna hallerinde lam ile, o da lafzatullah anlamı ve gerekli şartları taşıması halinde de ra'nın kalın okunduğunu biliyoruz. Belki çok can alıcı hususlardan bir tanesi, değerli arkadaşlar, vaad harfidir gittiğim her yerde, gerek ilahiyat fakültelerde, gerek imam hatiplerde, gerek bizim personelle yaptığımız toplantılarda, hafta geçen birkaç gün önce Antalya'da, Selik'te, Diyanet İşleri Başkanlığı 700 civarında bir imam kardeşimizi davet etti. Bana da imamette yapılan yaygın hatalar başlıklı bir ders vermişler. Şimdi akşam gittik otele, lobiye girer girmez etrafıma arkadaşlar toplandılar. Bir tanesi aynen şunu söyledi. Hocam dedi, harf-ı dadı bir halledelim dedi. Harf-ı dat. Yani burada şeddeyi de kullanmalı. Dat harfleri bir halledelim burada. Akşamdan daha sipariş verdi bize. Efendim? O da ayrı. Şimdi dat harfi bizim her yerde böyle önde gördüğümüz bir şey. Değerli arkadaşlar, Kur'an başta ifade ettiğim gibi şahsi yoruma asla indirgenemeyecek kadar ulvidir, umumidir, geneldir. Şahsi yorum değil. Ama harfleri de tanımak için Allah razı olsun ulema bu konuda çalışmış, elimize malzeme vermiş. Onu okuyup anlamak, tatbik etmek durumundayız. Dâd harfiyle alakalı وَالْضَادُ مِنْ حَافَتِهِ اِذْ وَلِيَا لِيَطْرَاسَ مِنْ اَيْسَرَا اَوْ يُمْنَاهَا Cezeri'nin mukaddimesinde ifade ettiği gibi bazı harfinin telaffuzunda dil ortasının yanlara temas etmesiyle ve kendisi de istitale sıfatından dolayı da mahreçte çıkan sesin kapladığı yerin uzunluğundan dolayı da bazı harfinin istitale sıfatıyla ve atras dişlerine yaklaştırmak suretiyle dili okuyoruz. Peki bu da ya da işte net söyleyelim. Bugün Suudi Arabistan'da okunan vad harfi onlar bizden daha iyi bilirler mantığıyla olaya yaklaşan hocam onların kendi dili daha iyi bilirler. Ben dille alakalı bir şey söyleyeyim. Daha birkaç gün önce duydum. Buraya gelen bir Arap grubu, şey değil, tahmini değil, bunu duyan arkadaş bana anlattı. Dedi ki Arapça biliyor, Türkçe de biliyor. Dedi ki Rize'ye gelmiş diyor. Türkçe bildiği için de konuşulanları anlıyor ama demiş ki ya ben bu arkadaşın konuşmasını anlamıyorum. Bakın şiveden kaynaklanan. Öyle Arap'ın bildiği Türkçe belki bizim bildiğimiz İngilizce gibi sınırlıdır. Ben de hiç anlamıyorum. Bunu sadece Rize'nin dilini anlamadığıyla sınırlamıyorum. Ben Erzurumluyum. Erzurum'a gitse Erzurumca konuşulanı da anlamayacak. Şimdi Erzurum'da Türkçe konuşuyor, Rize'de Türkçe konuşuyor diye yani onların konuştuğu en güzel Türkçe olarak kabul etmek mümkün değil. Değerli arkadaşlar, bizim buradaki anlayışımız ya da yaklaşımımız şu olacaktır. Aslına uygun okuyorsa doğrudur. Aslına uygun okumuyorsa kimlikler, mensubiyetler, görev kademeleri, dikkat buyurun, kimlikler, mensubiyetler, görev kademeleri ile
doğru okumak tartılamaz, ölçülemez. Neden? Bendenize ait bir söz arz edeyim. İsteyenler alsınlar, istemeyenler bıraksınlar. Ben kullanıyorum. Meşhur olmak hataları meşrulaştırmaz. Doğru mu? Meşhur olmak hataları meşrulaştırmaz. Yani adam çok meşhurdur ama hep hata yapıyordur. Yani şimdi bu adam okuyor diye biz bunun her okuduğunu doğru ve hakkı kabul etmek durumunda değiliz. Evet. Hocam gireyim mi araya? Nasıl yapalım? Peki buyurun. Peki. Hocam şimdi burada sorularım dedim ya, bunlardan vazgeçemiyorum bir türlü. Arkadaşlarımıza da zaman da çok hızlı geçiyor. Evet. Faydalı olduğu için zamanımız da biraz geçti. Şimdi hocam o zaman bunlara biraz böyle size kısa kısa cevap vermenizi de isteyelim. Şimdi üniversitelerde çok tartışılıyor hocam. Üniversitelerde bizim fakültemizde de bu mevcut. Arkadaşlarımız gayet iyi biliyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim okurken efendim bu mahreçlere bu kadar neye eğiliyorsunuz? Yok ha, yok ha gibi. Ondan sonra bu tecvid kurallarını yani bu kadar abartmaya gerek yok. Yani bunun asıl olan hepimizin gayesi, manası, mefhumu, murad-ı ilahi değil mi? Bunun üzerinde bir tartışma devam ediyor hocam. Yani siz burada ne diyeceksiniz açıkçası? Evet, teşekkür ediyorum. Yani bu önemli bir konu. Şimdi az önce harflerin telaffuzuyla alakalı verdiğim örnek nezara ne nazara idi, hatırlayalım. Bir örnek daha vereyim, o zaman onun üzerine devam edelim. Mesela eğer harf mahrecinden çıkarılmaz, sıfatı kullanılmazsa, mahrecinden çıkarılmaz, sıfatı da kullanılmazsa harf o harf olmaz. O harf olmayınca bir defa mana da çıkmayacaktır. Mesela suratun kelimesi sura sin ile kullanılırsa, değil mi? Nur suresinin başındaki suratun enzellâhâ ve feratnâhâ ya da işte suratun nisâ, suratun nem, suratun ahzab gibi surenin adı olur. Ama oradaki sin değil de sad harfi olursa sura, değil mi? Sura resim, şekil olduğunda ortadadır. Manayı bu kadar etkileyen bir unsuru siz ya bu kadar niye önem veriyorsunuz denmez. Kaldı ki وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ ayetini açıklarken de تَجْوِيدُ الْحُرُوفُ ve مَعْرِفَةُ الْمُقُفْتَ bunun üzerinde durduk. Şu denirse hiç kimsenin itiraz olamaz. Kardeşim, lafız düzgün okunsun. Okunmalıdır. Ama lütfen mana, lafza dikkat ettiğimiz kadar manaya da dikkat edip bunu anlayalım. Zaten onu da az önce söyledik. Hakka tilave ettiğindeki kasıt neydi? Dil okuyacak, akıl anlayacak, kalp ibret alacak. Zaten düzgün Kur'an okumanın temelinde bunlar yok edemeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabe anlatıyor. Diyor ki biz duaları okurken Efendimiz bizim elimizden tutar. Uzatılmadan okunan yerlerde burayı uzatma der. Uzatılacak yerlere gelince burayı med yap der. Burayı tut der. Tek tek bize okunmanın usulünü, esasını gösterirdi. Aynı zamanda ayet tarafından bakarsak düzgün okumak farzdır. Efendimizin sünneti tarafından bakarsak da bizzat tatbik edilendir. Evet. Hocam bir de şunu sorayım o zaman. Şimdi biz öğrencilerimiz birinci sınıftan başlıyor yukarıya doğru. Her geçen yıl kendilerini geliştiriyorlar elhamdülillah. Üst sınıflara çıktığı zaman çok güzel Kur'an okuyan arkadaşlarımız hem bayanlardan hem erkekler de var. Şimdi bunlar dinleme yapmalarını biz tavsiye ediyoruz. Evet. Açıkçası birinci sınıftaki tavsiyemizle 2-3'te yukarıdaki tavsiyelerimiz farklı oluyor ama kendilerinin de bir arayışı oluyor. Yani ben bir Arap okuyucuyu mu dinleyeyim yoksa bir Türk okuyucuyu mu dinleyeyim diye. Yani bu uslukta, usulde hangisini tercih etmeliyiz? Gerekçemiz ne olmalıdır? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam, hocalarım, kıymetli arkadaşlar. Çok önemli bir husus burası. Şu anda Türkiye'de belki de çerçeve içine alınarak
hem tahlilinin yapılması hem tedavisinin yapılması gereken bir konu. Bakın özellikle seçtim. Tedavisinin yapılması gereken bir konudur bu. Şimdi kimi dinleyelim ne yapalım? Peşin hükümle ne Türk'ün okuyuşu öne çıkarılır ne Arap'ın okuyuşu. Düzgün okuyorsa Arap'ın okuyuşu da sahihtir, Türk'ün okuyuşu da sahihtir. Nedir? Ben size örnek vereyim, becerebildiğim kadarıyla. Er-Rahman allemel Kur'an'a halakal insana allemehul beyan. Bizim, bizim Türk'ün okuyuşudur değil mi? Hı. Ama geçiyoruz. Tutmada uymayan, yani daha doğrusu
kendisini değil, dikkat buyurun, kendisini değil, Kur'an'ı okuyanları dinleyin arkadaşlar. Bu kendisini dinleyin tabirini ben Kur'an okuyan kişinin nelere dikkat etmesi lazım diye bir çalışma, yani genel bir çalışmamın içerisinde öyle bir başlık koymuştum. Oradan bir iki madde okuyayım. İmran Hocam çok önemli gördüğüm için müsaadenizle. Şimdi Kur'an-ı Kerim okumada dikkat edilecek hususlar diye Kur'an okuyan kişi kendi özelliğini, yani kendi sesi, makamı ve maharetini göstermek yerine Kur'an-ı Kerim okumalıdır. Şimdi kim Kur'an okuyorsa, kendisi değil Kur'an okuyorsa onu dinleyin. İnsanları sesiyle, makamıyla, nefesiyle memnun etmenin yanında, bakınız onların memnuniyetini esas alır ama yani onlar değerse ilgili, o hoşlarına gitsin yani Kur'an'ı sevdirme anlamında, şimdi bunu dikkate alsın ama Allah'ın razı olacağı bir okuyuşu icra etmelidirler. Diğer taraftan da pek çok madde var ama şunu da söyleyeyim son madde olarak, Kur'an okuyan başka okuyucuları dinleyerek güzel örnekler alsın, ancak bütünüyle hata ya da sevap ayrımı yapmadan her şeyiyle taklit yaparak başkası olmak yerine kendi olsun, esaretten kurtulsun arkadaşlar Kur'an okurken. Bakın bu cümle çok önemli. Kendi olsun, esaretten kurtulsun. Bu sene Ramazan'da yayınlanan Kur'an yarışmasının ödülemelerini ben bir arkadaşımla birlikte yaptık. 1300'ün üzerinde WhatsApp'ın ses ve görüntü geldi. Şimdi ele aldık. Abartısız. 7-8 tane aşırı geçmeyen çoğunluğu okuduğu yerler neresi? Ya yürelezine amenü sta'inu bis sabri ve salâ inne fî kalbi semâvâti vel ard efendim innellezîne sebegat lehum minnel husnâ mâ kâne Muhammedun ebâ ahadın din ricâlikum ve sîgallezîne tegav rabbehum gibi birkaç tane aşır. Ha okuyan ne yapıyor? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bakın vahiy hiç yok orada. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Besmele'yi okuduktan sonra مَا كَانَ مُحَمَّدٌ. Bakınız okumaya eriştim diyorum. Şimdi bu şekilde başlıyorum. Öbürüne geçiyoruz. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ. Kim nerede çıkmış, nerede tutmuş, nerede bunu yapmışsa hep aynı ezber. Şöyle dedim yanımda kardeşe ki ya bir tane kendisi okuyan çıkmayacak mı ya? Hep başkası olmuş. Bakın başkası olmuş. Halbuki bir insan dinler, okuma edası alır, doğru, lafızların telaffuzunu kavrar, geçişi sağlar, şunu bunu, ama kendisi olur. Başkasının taklidiyle yola çıkan hocalar, arkadaşlar, başkasının yüz yüze mukallidi olan onun esiri olmuştur. Biz hür olarak Kur'an-ı Kerim okuyalım. Evet. Eyvallah hocam. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Şimdi bir de şu soruyu sormak istiyorum. Sonra arkadaşlara da fırsat vermeliyiz. Söz verdik başta. Hocam şimdi biz öğrencilerimize, arkadaşlarımıza işte özellikle birinci, ikinci yılda işin temelini atmaları nedeniyle az önce dediniz ya kimi dinleyecekler biz söyleyelim. Yani hocalarımız da burada. Ben bu sene birlere gidiyorum. Diyoruz ki ya Davut Kaya hocamızı ya Fatih Çolak hocamızı, kendisini de buradan analım, hocamızı dinleyin çünkü işin temeli böyle atılmalı diye. Sonraki yıllarda işte kendileri bir takım hocalarımızı tercih ediyorlar ama ben şunu sizden şimdi hocam bize bir izah etmenizi arz ediyorum. Bize ileriki görev yıllarımızda hayata atıldığımız zaman hangi görevdeyse bir kişi geldi, bu 10 yaşında bir genç çocuk da olabilir, 15 yaşında da olabilir, 20'sinde, 40'ında, hatta 70'inde olabilir hocam. Evet. Şimdi biz bu kişilere, bu bireylere, o yaş gruplarını da dikkat alarak bir metotla Kur'an öğretmemiz gerekecek. Şöyle öğrencilerimizin hafızasında kalacak şöyle düzenli bir metot hocam, bir sizden bir isteyelim. Ben kabiliyette. Arkadaşlar tabii ki bunun temelinde şu esası
hep muhafaza etmeliyiz. Kellimin nas ala kadri ukuli. İnsanlara akılları nispetinde hitap edin, konuşun. Nasıl anlarlarsa öyle hitap edin. Neyi anlarlarsa öyle hitap edin. Ne kadar anlarlarsa o kadarıyla hitap edin. Şimdi akademik dille kendinizi çok biliyormuş havasına sokmak yerine, yani biz bizim varlığımızı karşıya ispat etmekten öte o insana ne verebileceğimizin hesabını yapmalıyız. Yani ben kendim acizane burada olduğum için kendim örnek vereyim. Yani Davut Kaya, ben size kendimi takdim etsem ne olacak, etmesem ne olacak? Ama benim sizin üzerinizde oluşturabileceğim bir etki varsa onu düşünmem lazım. İspata gerek yok. Mesela bazen sınavlarda olur. Sınav komisyonu oturmuştur böyle tam tekbir haliyle efendim. Bir şeyler soracak. Şimdi kendisinin çok bildiğini ifade için farklı alanlara girer, farklı yorumlara girer. Halbuki onun hiç sınavla falan alakası yoktur. Amaç nedir? Ya bak ben çok şey biliyorum. Ya gerek yok ki ona. Sen biliyorsun ki zaten seni oraya almışlar. Ben niye almazlar? Sen oradasın. Senin bunun ispatına ihtiyacın yok kardeşim. Ama bana faydan nedir senin? Şimdi konuşan insanın da, konuşma lisanında, öğreten insanın anlatma lisanında karşı tarafa neyi verebilir? Neyi aktarabilir? Ya da karşı tarafı nasıl doyurabilir? Bunun hesabını yapması lazım. Bu noktada da kişilerin akıl seviyesine, değil mi? Zeka kabiliyetine, öğrenme hırsına, azmine göre değerlendirme yapılabilir. Bütün bu şartlar dikkate alındıktan sonra dersin işleme metoduna geldiğiniz zaman değerli arkadaşlar, bir defa zihinde çok kalıcı olan şeylerle vurgu yapalım. Ben bu cümleden olarak hemen aklıma geldi, ifade edeyim. Şimdi uzaktaki arkadaşlarımız belki göremiyorlar. Yakındaki de görecekler. Bir harfler tablosunu ağaçlarına koydum. Şimdi burada üç şey var. Harflerin zihinde kolay kalması için. Mesela bu denenebilir. Bir, kalın harfler kırmızı renkli. İnce harfler siyah renkli. Peki bizim bir de pentiklerimiz vardı. Pentikleri de düşündüm ne yapabilirim? Dedim ki ister siyah olsun ister kırmızı. Bir daire için alayım. Aşağıda belirttiğim değil bir daire içinde olanlar da pentik harflerdir. Bakınız görsel zekaya hitap edecek şekilde. Bu bir. İkincisi kolaydan zora doğru giden bir metot. Mesela harflerin kalını incesini aktaracağımız zaman az olanı söyleyelim, çok olan diğer tarafta kalsın. Kolay bulma metodudur bu. Ya da diyelim ki elif tenvin ve nun sakin ile oluşan tecvid kuranlarında ihfa, izhar, iklab, idgam harflerini sayarken sıramız şu olsun mesela. Tekten başlayıp çoğa doğru gidelim. Bir, iklab. İki, lamra. Dört, üçü yok çünkü. Dört, idgam mağdurun harfleri. Değil mi? Altı, izhar harfleri. Gerek onları da ihfa harfleri olsun. Değil mi? Yani böyle kolay bir durum. Bir de şunu yaparız. Kur'an öğretmedeki temel bizim asıl malzememiz harflerdir. Harfleri kavrattıktan sonra 28 temel harf üstün esre ötre olmak üzere de 3 temel hareke. Bunları iyice oturttuktan sonra devamı kolaylaşır. Yoksa bir an önce bir başka konuya geçelim mantığı yüzünden okumada da hatadır. Elif ba cüzünde de hatadır. Bazen mesela yüzünden okumaya geçirilen insanlara bakıyorsunuz. Öğrencilere. Yüzünden okumaya geçmiştir. Bir sayfada ödev verilmiştir. Halbuki o daha bir satırı bile okuyamıyor. Şimdi bir sayfa ödev vermek yerine okumakta ister isen güzel bir doku çok yerine
değil, az yeri çok oku. Prensip bu. Okumakta ister isen güzel bir doku, çok yeri az değil, az yeri çok oku. Niye? Az yeri okuduğunuz zaman pekiştireceksiniz, tekrar edeceksiniz, harfler çıkacak. Zaten harfleri bir yerde çıkardıysak bir başka yerde karşılaşacağımız aynı harfin sesiyle okunma usulü de odur. Böyle sırasıyla ve her sırası gelen konuyu hazmederek gitmeyi tavsiye ederim. Daha çok maddeler var yüzünden okuma teknikleri alakalı ama size zaman ayıracağız. Onun için ben burada bitiriyorum. Hocam yani son sorumuz. Bu maddeyi. Son sorumu ben sorayım sonra size arkadaşlar. Hocam okulumuzda hamdolsun Rabbime çok güzel bir şey var. Şu 10 tane öğrencimiz hafızlığını okulla birlikte bitirdi. Bugün sabah Bildan hocam söylemişti 10 küsür de yapmakta şu anda hafızlık yapıyor. Evet tebrik ediyorum. Hakikaten çok güzel. Ama bu arkadaşlar şu anlamda sadece bayan, yani biz erkeklerin de olmasını istiyoruz o anlamda. Maalesef sadece bayan. Hocam bu vesileyle yani okulla birlikte hafızlık olur mu, olmaz mı, olursa ne olur, güzel mi olur? Olur. Çok şey paylaşmak isterim diğer arkadaşlara birkaç cümleyle hocam. Memnuniyetle çok şey paylaşmak isterim. Ben Erzurum İmam Hatip Lisesi mezunuyum, İmam Hatip olarak. İmam Hatip okuduğum yıllarda İmam Hatip'e çok yakın subay lojmanları vardı. Muhammed Bey çok iyi bilir. Üniversite kavşağında Recep Hocam da çok iyi bilir. Şimdi kavşağın biraz yukarısı İmam Hatip, alt tarafta da subay lojmanları. Sadece lazım olan, yani şu anda lafın gereği olarak lazım olmayı söylüyorum. Şimdi subay lojmanlarında bizim okul müdürümle Yasin okumak üzere, Kur'an okumak üzere öğrenci istemişler. Müdür de beni gönderdi. Birkaç kez gittim. Bir gidişimde tabip rütbeli birisi. Ya albaydı, ya kurmay albaydı. Kendisi profesör aynı zamanda. Aynı zamanda profesör. Tabii. Şimdi ben bir defasında gittiğimde de o geldi. Beni yalnız bırakmamak için beraber oturuyoruz. Neyse okudum falan çay içerken. Bana şu baş parmak boğumundan öne kadar yani birinci eklemin olduğu kısım kadar küçük bir el yazması Kur'an-ı Kerim getirdi. Dedi hocam okuyabilir misiniz? Allah Allah. Çok küçük ama. El yazması. Antika bir şey. At kılıyla yazılmış, öyleymiş o. Allah. Ve üzerinde şey var, mercek var. Mercek okumasın zaten mümkün değil yazıyor ayırmanız. Mercekle okudum. Ben baktım Kur'an-ı Kerim baştan sonra. Allah. O işin öbür tarafı. Şimdi dedi ki hocam, ben size bir şey söyleyeyim dedi. İnan, ben de çocuktum. Çocuktum. Çocuklukta zihnime yerleşmiş. Ben yarın bir asker okul bitireceğim. İşte afaletleri takacağım, subay olacağım, işte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Allah bunların hepsini bana verdi. Fakat bu değil, onu önemsemezdim. Ama hafızlık benim için çok önemli ve çok kutsal bir değer. Allah kelamıyla buluşma, değerli arkadaşlar. Bu konuda geniş zaman olsun çok şey söyleyeceğim ama şu kadarını söyleyeyim. Ümmet adına farz-ı kifayeyi yerine getirecek kadar bir ibadet anlayışı var. Değil mi? Ümmet adına bir farz-ı kifayedir hafızlık. İki, Kur'an-ı Kerim'e zihin ile el sahipliği yapmaktır. Allah'ın kelamını muhafaza etmektir. Dahası onun nuru ile yürümektir, aydınlanmaktır. Dahası sahabe-i kiram ayeti kerim ezberliyorlardı ve ezberde yarış yapıyorlardı sahabe. Sebebi de şu, ahirette herkes bildiği ve okuduğu Kur'an sayısınca, ayet sayısınca yüksek derecelere erdirilecek. Sahabe bu konuda yarışıyordu. Başka söze hacet var mı? Hafızlık böyle bir şey. Kaldı ki bu meslekte, yani bizim ilahiyat mesleğinde bu imam hatiplik olur, müezzinlik olur, ramş öğreticiliği olur, ilahiyat fakültesinde hocalık, hangi meslek olursa olsun. Değil mi ki ilahiyat bünyesinde bir hizmet vereceğiz? Ya da toplumda hiç resmi bir niteliğimizde olmasın, insanlara irşat hizmetinde bulunacağız. Kur'an bizim gerçekten ışığımız,
kandilimiz olmalı. Bunun için de ben hafızlığı her fırsatta öneriyorum. Hafızlık nimetten istifade etmek lazım. Hatta ben sabahki oturumda birkaç arkadaşla kahvaltı sohbetinde ifade ettim. Bugün gözü görmeyen, yazıyı tanıyamayan, bakınız yazıyı tanımıyor, yazı mefhumunu bilmeyen, Kur'an'la böyle açık gözle tanışmayan nice insanlar vardı. Onlar gayretleriyle Kur'an'ı ezberliyorlar ve o kelamla buluşuyor. Yani hafızlığı yapabilecek durumda olan değil, herkesin yapmasını tavsiye ederiz. Çünkü yapabilecek durum derken, yani şanslara göre bu süreci değişebilir. Az çalışır, çok çalışır ama o fırsatı değerlendirebilen arkadaşlarımıza mutlaka bir an önce başlamalarını tavsiye ediyoruz. Hayatta hafızlık kadar sizin elinizden, Kur'an kadar elinizden tutan başka bir güzellik olduğunu ben düşünüyorum. Evet. Hocam şimdi de arkadaşlara söz hakkı vereceğiz. Israrla birkaç varsa soru, biraz vaktimiz geçti. O soruları alalım. Tığbesi öldü dediniz hocam. Ha, rahmetli oldu. Tığbesi. Atatürk'ü Antalya'nın yaşında hayvası. Konuşmanızda Türkiye'de Afrika'nın yanlış okutulduğunu söylüyorsunuz çocuklara. Aslında Türkiye'de Afrika'nın yanlış okutulduğunu. Yanlış işte öğretildiğini. Yok, yanlış okutulduğunu söylememişimdir. Şunu söylemişimdir. Yani aslından uzaklaştırılarak ifade edilen telaffuzların yerine konması. Mesela bir da harfinin telaffuzu da. Şimdi o rahmetli tığızı diyeceğim yine oradaki da. Mesela e'ûzu billahi mineşşeytanirracim şeklindeki bir telaffuz yanlıştır. Sohbetimizin başında ifadeye çalıştığım her harfe ait bir ses vardır. Burada da o geçerlidir. Mine şeytani dersek ta harfinin sesiyle okunuyor demektir. Halbuki bu ba'dır. Ba, ta değil. Onun için de harfe kendi sesini verme mecburiyetimiz var. Evet. Başka evet. Arkadaşlar. Evet. Şurada bir ses var. El görüyorum daha doğrusu. Buyurun. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam, tecvidin delilini söylerken Müzzemmil Suresi'nin 3. ayetinde terkip kelimesi kullandınız. Ve dediniz ki bu bunun delilidir. Lakin Müzzemmil Suresi'nin 2. ve 3. ayetleriyle birlikte meali verirseniz terkibin aslında mana tam oturacaktır diye düşünüyorum. Zira terkip kelimesi bir de Nur Suresi 32. ayette geçer. Ve bunun tecvidle pek de ilgisinin olmadığı. Ben o meal kısmına girmedim. Tabi tertil tertil şu. Tertil dikkat ederseniz Hazreti Ali'nin tertille açıklamasından delil getirdiğini onun dışında pek çok delilin olduğunu biliriz. Madem ifade ettiniz ben hemen cevabını vereyim. Tertil okuma usullerinden birisi de değil. Yani tahkik, tedbir, hadırdır okuma usulü. Tahkik, tedbir, hadır. Yani en yavaş okuma, sahih olan en yavaş okuma, orta süratli okuma, hadır ise sahih olan hızlı okumadır. Bir defa tertil bu üç okuma usulünün birisi değildir. Ama tertil, tahkiki, tedbiri, hadırı da içine alacak şekilde üçünde de tatbik edilecek şekilde şunu ifade eder. Tertil, tefekkürdür, tedebbürdür, delil çıkarmadır, ondan örnek almadır. Tertilin tabii ki Hazreti Ali'nin tecvid delili olarak kullanmasının dışında bu anlamlarını da unutmuyoruz. Yoksa bir tek izah ile ayeti kerimeyi ben bitirmiş değilim ama diğer konuya girmedik. Peki hocam. Evet. Bir başka soru arkadaşlar. Başka yok. Peki. O zaman hocam son sizin söyleyeceklerinize şöyle çok kısa sözü bırakarak daha sonra plaket ve resimle programımızı bitireceğiz inşallah. Evet. Buyurun hocam. Değerli arkadaşlar son söz şu olsun.
Kur'an'ı okumak haktır, maksat onu yaşamaktır. Biz hem okuyalım, hem de yaşayalım. Evet, ben teşekkür ederim. Çok güzel oldu son söz. Peki sizi bırakmıyoruz hocam. Dekan yardımcımız Ümit hocam burada. Kendisini hocama plaket vermesi üzere sahneye davet ediyorum. Akabinde de hafızlar ve kıraat topluluğumuz üyeleri, yöneticileri, arkadaşlarımız varsa burada hafız ve hafız olmaya çalışan öğrencilerimiz ve isteyen diğer bütün öğrencilerimizi sahneye resim için davet ediyorum. Önce plaketi takdim ederim. Teşekkür ediyoruz Ümit hocam. Teşekkür ederiz. Ayrılmayın hocam. Arkadaşlara davet ediyorum. Evet, buyurun. Resim için. Mahmut abi siz de davet edelim. Buyurun.